Temel konulardan biri sığınmacılar ve kaçaklar konusudur. Sizin Suriye politikanızın eseri ama sadece o değil. Burada başka maksatlar da var. Burada güdülen bir ideolojik, burada bir ideolojik sahik de var. Yani Türkiye'de yani bir işte Kürt ümmet sorunu var. Bir Kürt sorunu var. Bir de böyle Türkiye'nin böyle bazı bölgelerini Araplaştırarak aynı zamanda Türk kimliğini yumuşatmak. Türk kimliğinin ümmetleştirmeye gösterdiği yani, direnci zayıflatmak. Siyasal İslamcı bir proje var burada. Proje. Bunu kimseye yediremezsiniz. Tabii. Bu çünkü burada bir istek var, arzu var. Yani Türkiye'nin vatandaşlığını ayağa düşürdünüz. Şunu yaptınız. Kendi oligarklarınızın inşaatları boş duran konutları 200 bin, 250 bin dolara işte yabancılara verip vatandaşlık karşılığında yabancılara sattınız. Hem bir taşla iki kuş vurmuş oluyorsunuz. Hem oligarklarınızın konutları Polis satılıyor bir taraftan. Hem para geliyor. Hem de ondan sonra Araplaştırma politikası. Ondan sonra bir de bu. Yani Davutoğlu'nun bir konuda haklı çıktığını ben görüyorum. 2010'da bir yemekte rastlaşmıştık. Demişti ki Türkiye eğer Avrupa Birliği'ne girmezse İstanbul'da sokaklarda en çok duyacağımız ikinci dil Arapça olacak demişti. Oldu. Ama o kapalı. Yani ama şimdi girerse Suriye, de Slavik diller olacak ama demişti. Suriye politikasında da o yanlışlığı şimdi, vardır. Bak Suriye içinde de dediğin çok doğru. Siyasal ne düşünüyordu? Esad gidecek değil mi? Müslüman kardeşler, İhvan gelecek. Mısır'da da aynısı olacak. Erdoğan bütün bölgeye İslam dünyasının abisi olacak. Ve ümmet politikası izleyerek bütün Orta Doğu'ya, bütün İslam dünyasına hakim olacaktı. Bunun için Esad'a karşı politika izlemediler mi? Sinan Oğan ne diyor? Türklerin dediğin gibi Türk kimliğini ikinci plana atalım, ümmet kimliğini öne çıkaralım diyen Erdoğan'la istikrar için nasıl bir araya geliyor? Ve bunu Atatürkçülük adına yapıyor. Ha bir de burada çok Atatürkçülük. Yani Atatürkçüymüş. Yani. Atatürkçü. Bunun Sinan Oğan'ın Atatürkçülüğü bak bu kadar iyi donanımlı bir adam. Sinan Oğan'ın Atatürkçülüğü ki yani bu kadar iyi donanmış, mürekkep yalamış bir adamın Atatürkçülük derken bunun ihtiva ettiği değerler, işte ideoloji vesaire içerikten bir haber olduğunu varsayamayız değil mi? Bunun Atatürkçülüğü Mehmet Ali Çelebi ve Hulki Cevizoğlu Atatürkçülüğüdür. Aa çok güzel. Tamam mı? Evet. Yani ve Sinan Oğan kendisini Mehmet Ali Çelebi ile ve Hulki Cevizoğlu'yla eşitlemiştir bugün. Tamam mı? 50 dakika. Nasıl bir pazarlık gücüyse. Bir dakika, 50 dakikada diyeceğim. Ha, 50 dakikalık görüşme gücüyse, var ya. Ha. 50 dakikada Erdoğan'la görüşüp Atatürkçülüğü rafa kaldırdı. Sığınmacılar ve kaçaklar sorunu. Tamam mı? Bunu da işte tamam. Bu şimdi yanına yanaştı, angaja oldu. İktidar neden oldu buna? Böyle bir sorunumuz yoktu. Ama çok ilginç. Yanı başında konuşan ve önce söz verdiğim Numan Kurtulmuş var. Gözümden kaçmadı benim. Ne diyor biliyor musun Numan Kurtulmuş? Bu sığınmacı ve kaçaklar diye tarif ettiği insan. Ay Numan Kurtulmuş geldi beraber Sinan Oğan'ı ziyaretine açıklamaya. Açıklamasını söyledim. Bugünkü açıklamasıydı daha önce. Anladım. Pardon Ümit Özdağ. Doğru, haklısın özür dilerim. Tamam seyircileri bizi de yanıltmayalım. Ümit Özdağ'la birleştik. Bugün Ümit Özdağ ile Numan Kurtulmuş'un açıklaması. Numan Kurtulmuş diyor ki orada göçmenler dedi. Ümit Özdağ'ın yanında göçmenler dedi. Göçmenler ne demek? Bir ülkeden bir başka ülkeye göçüp orada yerleşenler, gitmemek üzere yerleşenler. Göçmen budur. Ama Erdoğan demedi mi? Kalacaklar dedi. Şimdi bunların statüsü geçici koruma altındaki Suriyelileri. Diyorlardı. Evet, statüsü artık demiyorlar. Resmi statüsü o. Değişmiyor. Tamam da demiyorlar ki artık. Zaten uzun bir şey. Şimdi dolayısıyla diyor ki Millet İttifakı 20 yıldır iktidar olan Cumhur İttifakı arasında yeteri başarı gösterememiş. Geleceğe dair tarafımızı ikna edememiştir. Bak. O zaman geleceğe dair seni ikna eden demek ki Cumhur oldu. Belki bu gidiş istikrarlı bir gidiş mi? Yani Cumhur İttifakı'nın bu saydığın 4 sorunu çözebileceğine dair seni ikna mı ettiler? Yok. İstikrar, milli birlik, bütünlük konusunda hangi istikrar? Cehennemin yollarına döşenen
taşların üzerinde mi yazıyor İstikrar Milli Birlik Bütünlük? Cehennemin kapılarını kapatacağım diyor. Cehennemin kapılarını böyle mi kapattın? Yani bu cehennemin kapılarını şöyle kapatmak bak, bu muydu? Şöyle bir herhalde bu, bunu kastediyor. Ne olursa olsun yani ne yapacaksa yapacaktı. Alacağı karar sonucunda cehennemin kapıları kapanmış olacaktı. Şimdi ne oldu? Diyor ki, Türkiye'yi bekleyen ki, nedir? Seçimden sonra ne tür bir ekonomik kriz? Şimdi seçimde diyor, mecliste diyor çoğunluk oldu diyor. Bak şimdi bütün getirdiği nokta bu. Bu söylediklerin hepsi ikna edici dört madde değil, değil mi? Hepsi gazoz onların. Bir laf söylemek için işte sığınmacı meselesi, ekonomide yeni bir politika. Yok şudur bu da bunların hepsi, hiçbir tanesi Erdoğan'a söylemişse bunların hepsini ha deyip yollamıştır. Hani meclis çoğunluğunu aldığı için Erdoğan'ı destekliyormuş. Eğer meclis çoğunluğunu Millet İttifakı alsa dönüp Kılıçdaroğlu mu destekleyecekti? Ya şimdi Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın savunduğu rejim başka. Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın savunduğu rejim başka. Sen ve onun sonuçları başka. Onun sonuçları başka. Yani. Şimdi sen Sinan Oğan nasıl olarak, bir sonuçlarıyla ilgiliyiz? Yani neyi savunuyorsun? Bu şimdi o dört tane madde üzerinde konuştuk. O dört madde evet Türkiye ekonomik olarak battı, şu oldu, bu oldu. Geldi Erdoğan ve ekibi Sinan Oğan bizim yanımıza geçsin diye bütün politikalarından vaz mı geçecek? Herhalde yani öyle bir bütün şey göçmenleri artık göçmen dediklerini hadi bakalım ülkelerinize diye mi yollayacak? Veya ekonomide ertesi gün çağırıp Merkez Bankası Başkanı'na bak piyasa kurallarına göre uyacaksın. Bu faizi doğru dürüst bir faiz yap. Sokakta faiz başka, bizde başka mı diyecek? Veya çift dolar var değil mi para birimi olarak? Başka dolar var. Bizim bankada dolar başka, Merkez Bankası'nın. Bunları adam gibi bir araya getir. Veya cari açığı kapatmak için şunu yapalım mı diyecek Sinan Bey'in hoşuna gitsin diye. Demeyecek hiçbir tanesini. Yani benim dediğim 50 dakikalık bir görüşme Atatürkçü, milliyetçilik bilmem ne rafa koydu. Neyin pazarlığını yaptı bilemiyorum. Ama bu tarafta Ümit Özdağ'ın duruşu bence daha ilkeli ve daha gitti görüştü etti. Galiba anlaşma da oldu yani. Belki bir şey talebi vardır bak. Talebi olabilir. Böyle bir haber var ama göçmenler konusunda bir talebi olabilir. Ama Ümit Özdağ baktığın zaman diyor ki ben tek adam rejimine bu sistem, bu başkanlık, bu uyduruk bir sistemdir diyor. Ve ben buna karşıyım diyor. Kendileri buna karşı oldukları ya, için zaten, Bahçeli'ye zaten, karşı çıkıp İyi Parti'yi kurdular ya. Zaten, daha nasıl gidersin sen o tarafa? Ümit Özdağ, Sinan Ogan'ı, işte Millet İttifakı'ndaki küçük partilerin hepsine birer ana altın hisse dağıtan bu sistem %50 artı 1. Tabii, sistem. O zaman da sadece bu değil. Hizbullah'ı parlamentoya sokan bu sistem. Tabii. Sadece bu değil. Kadın düşmanı bir küçük İslamcı partiyi bu kadar aranan falan hani evet. Değil mi? İttifakın içine aldılar. Yoksa almayacaklardı. Evet. Barajı geçemez haldelerdi. Evet. %2 Hizbullah 0.5 almış evet. 2018'de. Getirdiler ve önemli bir konuma oturttular dediğim. Ya Hizbullah daha girmeden demecini görmüşsündür değil mi? Kendileri verdikleri. Biz girer girmez bu kadın meselesini ele alacağız. Yasayı değiştireceğiz diyorlar daha girmeden. Yemin krizi olabilir diye yemin ettirmiyorlar ya. Bu yani kadın meselesi de Türkiye'de bu 28 Mayıs'taki seçimin bir referanduma dönüştürülmesinin başlıca gerekçelerinden olur biridir. Mu? Ama sence olacak mı? Ama bir şey daha söyleyeceğim bitirmeden Sinan Oğan'la ilgili. Vaktimiz kalıyor sanıyorum bu referandum konusunu konuşmak için. Diyor ki çekildiğimiz durumda ilk turda seçimin biteceği gerçeğini sanırım herkes görmüştür. Yok görmedi, sen de görmedin. Görmedim. Sen de görmedin. Sen sonuca göre konuşuyorsun. Tabela, aynen, skor yorumculuğu yapıyorsun. Aynen. Görmedi. Bir kere halk da görmedi. Yani yapılan bütün anketlerde Kılıçdaroğlu kazanır. Önde çıkıyordu. İlk defa Türkiye'de yapılan anketlerde muhalefetin kazanacağına dair bir inanç var. Evet. Hatta AKP'de bile, AKP seçmenine de soruyordun. AKP seçmeninde önemli bir kısmı, AKP açısından önemli bir kısmı yani muhalefet kazanır, kazanabilir diyor. İkinci tura kalır ama önde diyorlar. Ha, önde yani 48-47 ama ikinci tur. Şimdi yani bu şeye ben hiç girmiyorum. 1,5-2 milyon şüpheli oy falan ispat edilir.
veriye dönüşür. Ben de görüyorum. Veriye dönüşür, o zaman onu öyle konuşuruz. Bunun siyasetin, muhalefetin görevi bunu kanıtlamak. Varsa bunu kanıtlamak, üstüne yatmak değil. Yani bir şüphe uyandırıp ondan sonra o izlenimi ya millette izlenimi bir şey söyleyebilir miyim bu konuda? Millette bu konuda o kadar hassas ki herkes birbirine. Artık sana da geliyordur. O oradan oy çaldı, bak bundan yabancıları soktular. Oradan oy getirdiler. İşte efendim, 20 bin şüpheli sandık falan. Seçmen sandığını katılma oranlarının arttırdılar. Evet, sonra kendilerine %10. Ya bak %10 oy demek 6 milyon oy değil mi? Evet. 6 milyon oyu da eğer bu muhalefet, CHP, İYİ Parti, Gelecek, DEVA, Saadet bir araya geldi, HDP tip 6 milyon kaçak varsa, tespit edemiyorsa daha ne diyeyim ben ya? Yani, yoktur öyle bir öyle şey. Bir şey yani. Hayır. %10'lara seviyesine çıktın zannetme ama şimdi konumuz sokaktaki itibarıyla. Konuşan insanın şeyini söylüyorum. Evet. Şimdi diyor ki ondan sonra ya o zaman yani demek ki öyle bir imkan var da ve Cumhur İttifakı'na işte zaten meyledeceksen daha önce Cumhur İttifakı lehine çekilseydin. Birinci tura pazarlık gücün de vardı. Onun. Evet. Senin de vardı. Şimdi bir tek Cumhur'un var. Şimdi Muharrem İnce çekilmesin. Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ün koltuğuna oturacak kişinin terörle arasına mesafe koyamayan HDP'nin belirlemesine engel olma hedefine ulaşmış bulunmaktayız. Yani diyor ki burada benim asıl amacım, bu iki açıdan bakılabilir bu söze, benim asıl amacım Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçtirmemekti diyor. Burada burada aslında misyonunu, plan dediği şey var ya, plana sadık kalmak. Aynen. Misyonunu aynen. Burada deklar etmiş. Aynen. Açıkça ifşa etmiş yani. Çok ben çok onun net. İçin meydanlara ama çıktım. Evet bu. Bu evet. Başka bir şey değil. Eğer böyle bir niyetin varsa, yani HDP'nin belirlemesine engel olmak gibi bir niyetin varsa, o zaman sen de ikinci turda Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklardın. Altın hisse sahibi olarak sen girerdin. Belirleyen sen olurdun. Evet. Belirleyen madem sen olurdun. Oldun. Denge evet. Oluştururdun. Gider karşılığında. Evet, bu kadar basit. Yani bu kadar net. Derdin kadar ki basit. Bana da hükümette görev verin. Ayrıca ben de bu şeyin sahibi olurum da yani anayasada Cumhurbaşkanı'nın anayasaya göre sahip olduğu yetkiler de belli. Ne kadar aslında evet. Diktatöryal yetkilere sahip olur. Efendiniz. Yani. Tabii. Dolayısıyla şey tezi de yanlış. Türkiye böyle bir felakete giderken Türkiye en başta ekonomi, sonra diğer bu saydığı konular nedeniyle. Tabii. Ama böyle işte istikrar olsun, meclisi kim aldıysa Cumhurbaşkanı da o alsın demek, felaketin şiddetini iki kat arttırmaktır. Tam tersi yani olması tam lazım. Tam tersi olması lazım. Buyursun abi yasama, denetleme ve kontrol görevini yapsın. Denetim görevini yapsın. 5 yıldır yapıyor mu ya? Ya yapamıyor. Ay çünkü yapmıyor. Yapamıyor, yaptırmıyorlar zaten de. Şimdi bak şimdi bir dakika. Ama yani yasama ya işte nasıl yapamaması ya? Cumhur İttifakı'nın çoğunluğunda olması. Tabii ki işte onun üstten yapıyor. Ama zaten istese de